Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde ve TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen T-70 Genel Maksat Helikopteri Programı kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere 6 kullanıcının genel maksat helikopteri ihtiyacı karşılanacak. Görev Yönetim Aviyonik Suiti ile birlikte helikopterlerde kullanılacak seyri sefer, haberleşme ve elektronik harp sistemlerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve entegrasyon faaliyetleri yine Aselsan tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda yeni geliştirilen Görev Yönetim Sistemi Avionik Süiti donanım, yazılım ve sistem seviyesi doğrulama çalışmaları tamamlandı. Aselsan sorumluluğundaki önemli bir aşama olan Görev Yönetim Sistemi testi hazırlık gözden geçirme toplantısının ardından Görev Yönetim Sistemi Avionik Süiti'nin Aselsan Ak Yurt yerleşkesinde bulunan prototip s 70 i helikopterine entegrasyonu tamamlandı. Proje kapsamında Skorski firmasının S-70i model helikopteri lisans altında üretim modeli ile Türkiye'de üretilecek olup üretim lisansı Türkiye'nin ileriki dönemlerde ihtiyaçlarını da karşılayacak. S-70i Black Hawk helikopterinin mevcut uçuş ve görev yönetim sistemi yerine ASELSAN tarafından yazılım ve donanımı tümüyle milli ve özgün olarak geliştirilmiş ASELSAN görev yönetim sistemi entegre edildiğinde nihai konfigürasyondaki helikopter T-70 Karaşahin olarak alınacak. Proje kapsamında Skorski firmasının sorumluluğunda olan platform seviyesi testleri hazırlık gözden geçirme toplantısı da tamamlandı. Yakın dönemde projenin sertifikasyon otoritesi olan Skorski Quality Assurance Board tarafından uçuş onayının alınmasından sonra yer testlerinin tamamlanması ve ilk uçuşun gerçekleştirilmesi planlanıyor. Program kapsamında TAI ana yükleniciliğinde ve Skorski, Aselsan, TAI, Alp Havacılık firmalarının alt yükleniciliğinde Skorski Aircraft firmasının S-70E helikopterinden yola çıkarak geliştirilecek olan 109 adet T-70 genel maksat helikopteri önümüzdeki 10 yıl süresince Türkiye'de lisans altında üretim modeliyle 6 farklı kullanıcıya teslim edilecek. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.